Merhaba. Bir o kadar da bıraktığı yerden devam etme sözü veriyoruz. Beriyon Kiratın Ecvegista Slavdıkım. Kemal Bey söyledi. Bugün Sayın Genel Başkanımızın 9. ölüm yıl dönümü. 9 yıl önce aramızda ayrıldı. Onu 9 yıldır yalnız bırakmayan siz Ankaralı, Konyalı, Kırşehirli arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her yıl düzenli olarak buraya geliyoruz. Niye? Bizim için çok anlamlı, çok önemlidir. Biz geçmişte dilimiz, kültürümüz, eşit haklarımız, varlığımız için mücadele eden, bizim için çok değerli ve kıymetli olan şehitlerimizin yanında durabilirsek bir anlam ifade edebilir. Onların mücadelelerini yaşatabilirsek bir anlam ifade edebilir. Bizi yıllardır ayakta tutan en önemli özelliğimiz de bugün burada olduğu gibi geçmişten günümüze kadar emek veren, şimdi aramızda olmayan yoldaşlarımızla, dostlarımızla, arkadaşlarımızla ortaya koymuş olduğumuz dayanışmadır. Bunu sürekleştireceğiz, unutmayacağız. Murat Bozdak gerçekten Kemal Bey de dedi, aynı zamanda bizim öğretmenimizdi. Çok genç yaşta Sait Bıçakçı arkadaş da tabii başka arkadaşlar da burada var. Onunla birlikte çalışma fırsatını yakaladık. Memleketten gelmiştik, yeniydik, acemiydik. Bize abilik yaptı, başkanlık yaptı, arkadaşlık yaptı, yoldaşlık yaptı. Bizim bu meseleyi daha kararlı ve cesur bir şekilde savunmamız için bize yol gösterdi, önümüzü açtı. Birlikte uzun süre siyaset yaptık. Değerli ve kıymetli bir yoldaşımızdı. O yoldaşımıza söz veriyoruz. Yani onların başlattığı ve haklı olan bu mücadele sonuçlanıncaya kadar Kürtler, emekçiler, ezilenler eşit haklara sahip oluncaya kadar bu mücadelenin devamcıları olacağız. Umarım kısa bir süre içerisinde eş genel başkanımız Murat Bozdağ'ın da büyük bir hedefi ve amacı olan Kürt sorunun demokratik çözümünü sağlar. Bir an önce başta bu topraklar olmak üzere Türkiye'de demokratik bir cumhuriyet oluştururuz. Kürt'ün kendisi oldu, Alevi'nin kendisi oldu, emekçinin, ezilenin hakkını aldığı bir Türkiye mücadelesini layıkıyla yerine getiririz. Ben de bir kez daha Murat Bozdak şahsında bu toprakların yine bu kadim toprakların evladı olan Faik Candanlar, Mehmet Sincarlar, Afi Musalar gibi bu mücadelede emek vermiş, bedel ödemiş, şehit düşmüş, yaşamını yitirmiş bütün değerlerimizi saygıyla, minnetle anıyor. Onların açmış olduğu bu yolda bayrağı başarıyla onurlu bir şekilde sonuna kadar taşıyacağımızın sözünü veriyor. Saygıyla, minnetle anıyor. Hepinize de bu merasime katıldığınız için partim adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum.